Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersi. Bu Merank haftalık denemelerinin ikinci denemesinde ilk 5 soruya beraber bakalım hemen. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki 1 Ocak 2022 tarihinde para biriktirmeye başlayan Ekrem kumbarasına sadece hafta sonları para koyuyormuş. Cumartesi günleri 20 TL koyuyormuş. Pazar günleri 15 TL koyuyormuş. Ocak ayının sonunda kumbarasında biriken para miktarını gösteren ifade nedir diyor. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane cumartesi günü var. Yani 5 kere 20 TL atacak. Aynı şekilde de 5 tane de pazar günü var. Yani 5 tane de 15 TL atacak. Bunları ben 5 parantezinde böyle 20 artı 15 şeklinde matematiksel olarak ifade edebilirim. Hemen ikinci soruya geçtik. Engin Usta çerçeve yapmak için uzunluğu 180 santim, kalınlığı da 8 santim olan bir tahtayı önce 3 parçaya ayırmış. Yani bu parçalar 60 santim, 60 santim, 60 santim. Sonra da bu parçalardan birini 2'ye ayırmış. Yani şunları 30-30 yapmış. Yani şu parçayı 2 parçaya ayırmış. Daha sonra uzun olanları yatay, kısa olanları dikey olarak bir çerçeve yapmış ve iç bölgesini tam kaplayan fotoğraf yerleştirmiş. Buna göre fotoğrafın çevre uzunluğunu soruyor bize. Şimdi şuradaki uzunluk neydi arkadaşlar? 60 santimdi. Yalnız buradan iki tane kalınlık var. Şurada 8'er santim. 8 santim şurada var. Şöyle 8 santim. Aynı şekilde bir 8 santim de şurada var. Bu 8, 8, 16 santimi benim 60 santimden çıkartmam lazım. Şöyle 16 santimi. Yani 44 santim kalıyor. Yani arkadaşlar şuradaki uzunluk şöyle 44 santim. Şurası 44. Aynı şekilde 44 daha aşağısı. Peki bu çerçeveyi yerleştirirken tabii şu uzun parçayı bu şekilde kullandı. Şöyle bu 60 santimlik parça. Kısa parçayı da şöyle kullanması gerekiyor. Yani kısa parçayı aynen kullanıyor. 30 santim burası, 30 santim burası. O zaman ne olacak? Yani şöyle bir fotoğraf oluştu. Şuraları 30 santim, burası 44 santim. Bunu da çevresini hesaplarsak 44 ile 30'u toplayın. 74, 74'ü de 2 ile çarparsak 148 santim çevre uzunluğu yapacaktır. Üçüncü soru. Mehmet Bey, çiçekçiye 8 Mart Kadınlar Günü'nde iş yerinde çalışan kadın personeline vermek için görseldeki gibi içerisinde pembe ve beyaz güllerin bulunduğu buketlerden 10 tane hazırlatmış. Şimdi beyazlardan 10 tane var. Bir çiçekte 3 tane var. Tabii ben bunu 10 ile çarpacağım. Pembelerden de bir çiçekte 2 tane var. Bunu 10 ile çarpacağım. Buna göre çiçekçinin buketlerini hazırlamak için kullandığı güllerin toplam sayısının matematiksel ifadesi. Yani bir tane çiçekte 3 tane beyaz olduğuna göre 10 tane çiçekte 10 çarpı 3 tane beyaz var. Yine 10 tane çiçekte 10 çarpı 2 tane pembe var. Bunları ben 10 parantezine alırsam 3 artı 2 şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Gösterebilirim. Yani D seçeneği olur. Şimdi 5. soruyu atladı da şurada hemen 4. soruya geçelim. İyi olgunlaşmış 5 kilogram dut meyvesinden 1 litre pekmez hazırlayan Varol Bey. Yani bak 5 kilodan 1 litre pekmez çıkıyormuş. Hazırladığı pekmezin de 1 litresini 65 TL'den satıyormuş. Varol Bey 1 kilogramını 6 TL'den bir miktar dut almış. Ve meyvesi olarak 30 litre dut pekmezi hazırlamış. Şimdi 30 litre dut pekmezi hazırladığına göre arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi 5 kilogramdan 1 litre dut pekmezi çıkıyorsa 30 litre dut pekmezi de yapmak için 5 kilogramı 30 ile çarpmam lazım. Yani 150 kilogram ne yapmam lazım benim? Dut pekmezi almam lazım değil mi? Kilogramını da 6 TL'den almış. Demek ki 150 ile de 6'yı çarparsak şöyle 0, 0 elde var 3, 6, 9. 900 TL bir kere dutlara para harcamış. Daha sonra diyor ki hazırladığı pekmezin bir miktarını kendisi için ayırıp kalanını satıyor. Varol Bey bu işin sonunda toplam 400 lira kar ediyor. Şimdi 400 lira kar etmesi için arkadaşlar 900 lira zaten harcamıştı. 400 de kar etti. Yani toplam bu işten 1300 TL para kazanması lazım ki 900 TL kar etsin. Şimdi 1 litresini kaç paradan satıyordu? 65 litreden. O zaman bu 1300'ü ne yapalım? Şöyle bir 65'e bölelim. Şimdi 13'te yok. 120'de 2 kere var. Yani 20 yapıyor bu. 20 litre pekmez satması lazım değil mi bunun? 20 litre pekmez satması lazım. Buna göre Varol Bey kendisi için kaç litre pekmez ayırmıştır diyor. Şimdi zaten 30 litre pekmezi vardı. 20 litresini satmış olması lazım. Demek ki 10 litre de kendisine ayırmış olması gerekiyor. Hemen şimdi 5. soruya geçecektik. Bu 6'ya zıpladı. 5. soru yapalım. Bir otobüs firmasında İstanbul-Ankara seferi, Isparta-Ankara seferi yapan bir
aracındaki dolu ve boş koltuklar gösterilmişti. Pembeler kadın dolu koltuk oluyor. Maviler erkek dolu koltuk oluyor. Bu griler de boş koltuk oluyor. Şimdi firmanın Isparta-Ankara arası tekli veya çiftli koltuk seçimine göre bir kişi için belirlediği fiyatlar var. Çiftli koltuklardan seçerseniz 240 TL'ymiş. Tekli koltukları seçerseniz 250 TL'ymiş. Şoför tarafında bulunan koltuklar tekliymiş. Kapı tarafında bulunanlar çiftliymiş. Tamam. Buna göre firma Isparta-Ankara seferini yapan bu araçtan kaç TL gelir elde eder? Şimdi bir kere biz dolu koltukları yapalım. Önce çiftli koltuklardan bakalım. Şimdi burada kaç tane dolu koltuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çiftli koltuk var. Çiftli koltukların bir tanesini 240 liradan satıyordu. Bunu 11 ile çarpacağız hemen. Ne yapacak? Şöyle 240, bir daha şöyle 240. Ben hızlıca çarpıyorum. Siz yavaşça çarpabilirsiniz. 0, 4, 6, 2640 TL buradan para kazanacak. Tekli koltuklarda kaç tane bilet satmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bilet satmış. Yani 250 ile ne yapacağım? 9'u çarpacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar 9 tane bilet 250 liradan satacak. 9 kere 0 0, 9 kere 5 45'in 5'i elde var. 4, 9 kere 2 18, 4 daha 22. 2250 TL de buradan aldı. Şimdi 2640 TL çiftli koltuklardan almıştı. 2250 TL de tekli koltuklardan aldı. Bunları toplayalım. 0, 9, 8, 4890 TL ne yapacak? Toplamda bu firma gelir elde etmiş olacak arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Beğendikçe devamları da gelecektir. İyi günler.